Seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Anlamadım. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? MHP'ye veririm. Neden? Seviyoruz çünkü ona güveniyoruz. Yani yani başka kurtuluş kimse. MHP mi diyorsunuz? Aynen. Pazar seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Allah aşkına bana hiçbir şey sorma. Bana bir şey, daha bir şey diyemiyoruz. Hele bir şey dediği gibi bizi blackout ettiler. Biz perişan. Ben AK Parti'ye vermiştim. Yalan yok. Bak ben hacıyım. Allah'ın emrine gitmişim. AK Partiliydi. Şimdi yine de ben ona vereceğim. Kendimize vereceğiz. Kime vereceğiz ki? Kendimiz dediğin. Yani HDP'ye vereceğiz. Neden HDP? Biz Kürt değiliz. Sonuçta bizim şeyimizdir yani partimizdir. Ajans 65 kanalından herkese merhabalar. Seçim anketi programımız devam ediyor. Bugün Özalp'tayız. Seçmene mikrofonu uzattık. Bakalım bize neler söyleyecekler. Pazar seçimi olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Merhaba. Bu pazar seçimi olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Yok ben bir şey demiyorum. Karar vermediniz mi? Kendime veririm herhalde. Siz? HDP. Neden HDP? Pazar seçimi olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Allah aşkına bana hiçbir şey sorma. Perişan bir haldeydi. Abi görürsen bize halimiz. Az önce demedin abi bana. Daha bir şey diyemiyoruz. Hele bir şey dediği gibi bizi kaleke attılar. Biz perişan. Yok 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 Allah aşkına hele hiçbirisine de vermiyor. Uyumu yok hocam. Bir pazar seçim olsa. Düşünülür. Karar vermediniz. Yok. Teşekkür ederiz sağ olun. Valla HDP'dir burası. Neden HDP? Çünkü bizi tasmin ediyor onun için. Bak, siz ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben siyasetle hiç ilgilenmiyorum zaten. Bu düşüncenizin nedeni nedir? Düşüncemin nedeni hangisi ise olsun. Sadece düşüncem budur. Başka da bir şey yok. Teşekkür ederiz. Söylemek zaten istediğiniz bir şey var mı? Kaymakam bak ihaleyi çıkartıyor. Hep hortumcular yiyorlar buranın parası. Herkes işçidir. Yani durumu da iyi değil. Doğru şey altyapısı yok. Şey yok bunun. Doğal gazı yok. Bunu düşünmüyor. Bu parke taşıları düşünüyor. Şey düşünüyor. Başka bir şey düşünüyor. Merhaba. Pazar seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? HDP'ye. Neden HDP? Çünkü biz öyleyiz. HDP seviyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz ablacığım? HDP. HDP verir. Neden HDP? Çünkü tek bir çözerek sorun varsa o da HDP'dir. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan milletin anasını ağlattı. Geleceği de yoktu. Bu 5. dönem oldu. Bir şey yapmamış yani. Milleti perişan etti. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. MHP'ye veririm. Neden? Seviyoruz çünkü ona güveniyoruz. Yani başka kurtuluş şey. MHP mi diyorsunuz? Aynen. Mesela CHP olsa, diğerleri de olsa onlar herkesi satar. En yani güvenilir Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP dediniz mi? MHP, yani aynı. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Tabii ki tereddütsüz HDP. Neden HDP? Ya HDP eşitlikçi, özgürlükçü. Ayrıca mesela Kürt halkını temsil eden bir partidir. Ve çok haksızlığa uğramış bir partidir. Tarihine baktığımızda, geçmişe dönük olarak da. En son onlara yapılan haksızlık bize de halk olarak bize de yapılmıştır. Yani öyle düşünüyoruz. Mesela yasal bir partidir. O partinin genel başkanı şu an haksız hukuksuz yere tutuklanmış. Hakları gasp edilmiş tüm Kürt halkının olarak. Öyle düşünüyoruz. O yüzden bizi temsil eden partidir. Tereddütsüz. Teşekkür ediyorum sağ olun. Vallahi kararsızım şu an. Bu kararsızlığınızın sebebi ne? Vallahi bilemiyorum. Valla bir pazar seçim olsa oyumu yakarım. Neden? Yani kime vereyim? Yani size kime vereyim? Yani sandığa gitmeyi düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorum evet. Peki, teşekkür yani ederiz. Böyle ülkeyi şu an yönetecek, bu krizlerden kurtaracak bir aday göremiyorum şu an. Umutsuzsunuz. Evet. Peki, teşekkür böyle ederim. Sağ olun. Çok teşekkür edersiniz. HDP. Neden HDP? HDP genel olarak yani şu bölge, doğu bölgesine sahip çıkılmıyor. Belki olur ya bu kalkar bize sahip çıkar. Yani halimizi görüyorsun. Özellikle bizim yaşadığımız köylere bir gelin. Yani yollarımızı, köy içini, çöp konteyneri, elektrik direklerimize bir bakın bakalım ne durumdayız. Hakikaten kötü bir durumdayız. Ha HDP kalkar yapar mı acaba bilmiyoruz ama olabilir. Bir ihtimal. Ha CHP de olabilir. Bir ihtimal ama AKP yapmıyor bize.
Hani şu sıkıntı yaşadığımız sıkıntı hakikaten bir gelip görseniz, bir de kendileri de gelip görseler hakikaten sıkıntı yaşıyoruz. Yani gerçekten ülkeyi yönetecek bir lider varsa o da Selahattin Demirtaş'tır. Onu da şu anda zaten tutsak, onu bıraksalar bence kazanır diye düşünüyorum. Ki ülkeye de çok faydası olur yani. Hem ülkeye hem doğuya birçok şeye çözüm koşturacağını düşünüyorum. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime? HDP. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? He? Bu pazar seçim olsa. Pazar seçim olursa ben oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden? Ben o adamı seviyorum. O adam mesela her şeyi yaptı. Köprü yaptı. O adam mesela her şeyi yaptı. O adam mesela ben 1983'ten beri gurbete çıkmışım. Benim sigortam yok. Onun zamanında ben bakıyorum benim 3000 günüm oldu. 3000 günüm oldu. Peki bu adam Kılıçdaroğlu diyelim SKK'ye genel müdürüyken bu adam niye bu hak hukukları sormadı? Niye sormadı ben onu anlamadım. Ben şu anda 52 yaşındayım ama benim saçlarım da beyaz oldu. Çocuklarımı da okutmuşum. Ben gelmişim SKK'ye gidiyorum. Benim bütün günlerim eksik. O zaman o adam kalkıp neyin peşindedir ben onu anlamadım. Ben yani bu siyaset miyasette de uzak bir adamım. Ben şu anda da inşaatta çalışan bir kişiyim. Yalnız ben bu adamın yaptığın eserleri ben hepsini de seviyorum. Teşekkür. Açık ve net konuşalım yani. Adam SKK genel müdürüyken hiç bu hak hukukları sormadı. Bu adam yaşa takılan bütün insanları getirdi, emekli yaptı. Bu adam Çanakkale'de köprü yaptı. Bu adam Kuzku Kıran'dan yaptığı tüneli görüyorsunuz. Yaptığı yolları da hepsi görüyorsun. Adam çıkmış sokakta röportaj ediyor. Erdoğan böyle. Vallahi o adam mükemmel bir adam. Peki, çok teşekkür ederiz size, ben sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Neden HDP? Seviyoruz çünkü. Teşekkür ederiz, sağ olun. HDP. Neden HDP? Ülkeye faydası olduğu için ve ülkeye adaleti getirmek için. Çünkü Türkiye'de adalet yoktur. Uyumuzu HDP vereceğiz. Neden? Neden görüyoruz yani. Neden ne olduğunu her şey daha apaçık yani. Neden yok yani. Bugün seçim olsa uyumuzu HDP vereceğiz yani. Artık bıktık yani. Her tarafta pahalılık, bir şey alamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Yani o yüzden uyumuzu HDP kullanacağız. Bende kalsın. Söylemeyeceksiniz. Yok, bende kalsın. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kendime vereceğim. Kendinize derken biraz açalım. HDP vereceğim. Neden HDP? İyi, oraya vereceğim. Beni gönlüm oldu. Teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı. Neden? Sizin nedeniniz? Neden? Bu zulmü görmüyor musunuz? Bu yani bu halkın üzerindeki zulmü zaten herkes görüyor yani. Biraz vicdan yani. Biz kendimize vereceğiz. Kime vereceğiz ki? Kendimiz dediğiniz. Yani HDP vereceğiz. Neden HDP? Biz Kürt'üz. Sonuçta bizim şeyimizdir yani, partimizdir. Bizim gururumuzdur yani. Biz HDP vermezse kime vereceğiz? Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi bilmiyorum. Karar vermediniz mi? Teşekkür ederim. Vallahi biraz düşünmeye gerekiyor. Düşünmedin mi? Tabii. Yani... Önceliğiniz ne olacak ya da? Ben şimdiye kadar ben AK Parti'ye vermiştim. Yalan yok. Bak ben hacıyım. Allah'ın emrine gitmişim. AK Partiliydim. Şimdi yine de ben ona vereceğim. Yine AK Parti'ye vereceğim. Neden peki? Neden var? Başka her hangisini seçse hepsi de birbirine daha beter olur. Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim partimiz bellidir. HDP. Neden HDP? Çünkü bizim halimizden anlayan partidir. Anladığı için de biz de ona veriyoruz. Yani. Teşekkür. Özgürlük var onların yanında. Şöyle Ersin kime veriyorsa ben de veriyorum. Ben de onu veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. HDP'den başka yok. Neden HDP? HDP'de özgürlük var. Doğruluk var. Çalma yok, çırpma yok. Gerçek adalet var. Biz bunu görüyoruz yani, kör değiliz. O kadarını görüyoruz. Ondan dolayı HDP diyor. HDP vereceğiz. Neden HDP? HDP doğru bir adam olduğumuzu biliyoruz. O yüzden. Evet. Ben HDP vereceğim. Neden HDP? Neden? Bizim parti olduğu için. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? HDP. Neden HDP? HDP her şey. Her şey HDP. Teşekkür ederim. Teşekkür. HDP. HDP. HDP vereceğim. Neden HDP? Çünkü HDP. Başka yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. O bize kalsın. Söylemeyecek misiniz bize? Yok, bizde kalsın. Teşekkür ederim. Ama biz HDP'liyiz. Söylediniz artık. Pazar seçim olsa oyunu kime vereceksin? HDP. Neden HDP? HDP. Hiç düşünmeden HDP. Çünkü HDP
Cumhurbaşkanlığında aday olsa bence çok güzel yerlere gelir. Yani oyumu HDP'ye vermek istiyorum. Ben bu bazda seçim olsa kendime vereceğim. Biraz açalım kendimi. Dedim kendime, yani benim partim HDP'dir. Neden HDP peki? HDP daha bodan güreğidir. Bizim yani çıkarımız ondan başka kimse yoktur. Kimse bize bakmıyor. Ben onu ona vermek istiyorum. Bak, kendi partime vereceğim. Kendi partiniz? Ya, HDP. Neden HDP? HDP iyidir yani, AK Parti bizi mahvede görüyorsun, her şey zam gelmiş yani. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Belli değil. Karar vermediniz. Yok. Kime vereceğiz? Erdoğan'a mı verelim? Siz bilirsiniz. Nasıl istersiniz? Ya, o sır bizde kalsın. Tamam, peki teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? HDP. Neden HDP? Tabii ki HDP. Peki teşekkür ederiz, sağ olun. HDP. Neden HDP? Öyle düşüneceğimiz öyle. Teşekkür ederiz, sağ olun. Selahattin Demirtaş. Neden? Çünkü bizim başkanımız da bu. O yüzden. Evet. Teşekkür. Böyle ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Tabii ki HDP vereceğiz. Neden HDP? Çünkü Selahattin Demirtaş her daima doğru düşünen bir insan. Her daima demokrasiyi düşünen bir insan. O yüzden Selahattin Demirtaş. HDP. Neden HDP? Öyle. Bizi temsil ettiği için. Teşekkür ederim. Vallahi bakarım ama giderim, bakacağım. He? Bakar, yok ben erken edeyim. Ben oraya şey... gidince karar verdim. Doğru diyor vallahi. Sonsuz. Peki önceliğiniz ne olur? Mesela ne beklersiniz bir partiden? Vallahi, vallahi ama ben evde de hiçbir şey iş bilmiyorum. Evde kalıyor boş boş. Demirtaş'ı verdim. Neden? Çünkü demokratik bir insandır. Ama haksız, hep haksızlığa uğruyor. O yüzden de ona verirdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Hep haksızlığa uğradığı için. Aynısı. Siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ya biz HDP'liyiz. Sen yani sorduğun soru bir kere yanlış yani. Neden peki HDP? Ya biz öyleyiz yani. Bizi kimse değiştiremez. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen. HDP'liyiz. Siz? Aynen. Demirtaş. HDP. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hayat buluna gitti zaten. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bilmiyoruz valla. Ben Selahattin Demirtaş. Neden? Ya çünkü onu seviyoruz. Seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Hiç kimseye vermeyeceğim. Neden? Öyle. Ulan adam o işlere karşı. Bu konuda kararsızsın daha şimdi ya. Niye karar vermediniz daha? Daha güne kadar kime vermişsek bir faydasını görmemişiz. Böyle gelirse kimseye vermeyeceğiz yani. Siz ne düşünüyorsunuz? HDP. Neden HDP? Kendime veriyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de HDP'ye vereceğim. Sizin için neden HDP? Ya kendime daha yakın görüyorum. Mesela ben daha önce AK Parti'ye de oy verdim. Bu sefer fikrim HDP. Pazar seçimi olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Ablacığım şimdi küçük yerde bunu söyleyemem ya. Bu iradeyi açıklayamam ya. Vallahi bir seçim geldi. Daha seçim gelmemiş ki. Geldi. Teşekkür ederiz. Vallahi belli olmaz. O zaman karar verirsiniz. Demirtaş. Neden? Demirtaş seviyoruz. Sosyalist olduğum için. Bizim oyumuz belli zaten. Biz HDP'ye veriyoruz. Neden HDP? Çünkü bizim partimiz olduğu için, Kürt Partisi olduğu için biz kendimize veriyoruz yani. Taraftar değilim. Şu an yok mu bir? Yok, kullanmıyorum. Teşekkür ederiz, sağ ol. HDP vereceğiz. Neden HDP? Ya bizim Nova'da şeydi yani, Nova'da topluma göre HDP olarak biz veriyoruz. Öyle karar verdik. Aynen. Tarık Kurmacı Bey'cim. Tış bu hayat, o kadar tamamen o gibi. Tış tınağın bu, ne vırtına. O kadar. Teşekkür ederim. Doğru mevhurin. Hem de korku iken. Hah.